Evet. Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün uzun zamandır yapmadığım bir şey yapacağım. Kamera karşısına geçip konuşacağız biraz. Hani bir aya yaklaşık bir süre oldu bunu yapmıyorum. Şimdi bunu yapacağız ama hani ne diyeceğim konusunda, nasıl konuşacağım hakkında hiçbir... Kapı çalıyor bak. Ne zaman video çeksem kapı çalıyor zaten. Yeter artık ama ya. Kim o? Kim o? Abla. Oğlum. Bu ne lan? Bu kutu nereden çıktı şimdi? Allah Allah. Kargo falan da beklemiyordum ki ben. Ne kutusu oğlum bu? Ben kutu falan beklemiyordum ki. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi bakalım içinde ne varmış. Bakalım YouTube abimiz bize ne yollamış. Hayır, o içinden salatalık çıkma esprisini yapmayacağım. Ne? Sadece bir kağıt mı? Sadece bir kağıt parçası mı? Susan Wojcicki tarafından imzalanmış bir kağıt mı sadece? Hayır. YouTube bunu nasıl yaparsın YouTube? Bunu nasıl yaparsın? Eski kız arkadaşıma güvendiğim gibi YouTube'a da güvenmiştim. Neden güvendim ki? Dayı, kutuyu açıp bakman lazım. Sadece aç ve bak. Ve şimdi son bir defa. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the screen. Under the sun, the best the sun will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. Evet, şimdi de biraz konuşacağız. 100 bin aboneye ulaşmak, 100 bin abone plaketine sahip olmak gerçekten hiçbir zaman ulaşacağımı düşündüğüm bir hayal değildi. Ben aslında YouTube'a başlamadım. Bu tamamıyla çok farklı bir durum. 14 Şubat 2004 tarihinde Ekin bir video çekmişti. Çektiği video çok hoşuma gitmişti. Bayağı bir kıskanmıştım videoyu ve Ekin'e bunu her hafta yapmamızın gerektiğini söylemiştim. Böyle videoları her hafta yapıp internete atmamız gerektiğini söylemiştim. Bundan önce hayatım boyunca hiçbir zaman kendi yaptığım bir videoyu internete atmamıştım. Ama halbuki bundan 3 yıl öncesinde bile video çekiyordum. Çektiğim videoları montajlıyordum ve bilgisayarımda kalıyordu. Bunu insanlarla hiç paylaşmıyordum. Ama Ekin'in yaptığı o videodan sonra bir ilham geldi ve bunu yapmaya başlamamız gerektiğini düşündüm ve başladık. O günden sonra buraya kadar geldim. O günden sonra aramızda olan bazı durumlardan dolayı kanaldan ben çıktım. Ama sonradan tekrardan birleştik vesaire vesaire, farklı durumlar oldu. Ve ben de 19 Ağustos 2014 tarihinde Kürşat TV'yi kurdum. 11 Eylül 2014 tarihinde ilk videomu attım. 19 Ağustos 2014 tarihinden 2 ay öncesine kadar 100 bin aboneye ulaştım. Yani tam 2 yılda 100 bin aboneye ulaştım. 2 yıl boyunca sürekli aktif bir şekilde video üretmiyordum. Sürekli aktif bir şekilde video paylaşmıyordum. Ve bunun da yapabileceğiniz en kötü şey olduğundan emin olabilirsiniz. YouTube'un en önemli noktası ve en büyük püf noktası güncel olmanız. Son 2 aydır güncel bir şekilde her gün elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Ve tam 1 ay önce kanalım bir patlama yaşadı. 1 ayda 110 bin aboneden 327 bin aboneye ulaştım. Ve bu sizler sayesinde oldu. Kendime her zaman ben çok farklı videolar yapıyorum, yaptığım videolara 4, 5, bazen 2 gün, 3 gün uğraşıyorum derdim. Neden hayal ettiğim kadar büyük bir noktaya ulaşamıyorum diye kendimi yiyip bitirirdim.
Ve 2014-2015 yılları benim hayatımın en kötü yılları oldu bu sebepten dolayı. Ama bundan 2 ay önce hiçbir şekilde buna önem vermemeye başladım. Sadece videolar atıyordum. Yapmayı sevdiğim şeyi yapıyordum her gün. 100 bin aboneye sahip olduğum halde attığım videoların 1000, en fazla 3000 izlendiği oluyordu. Bu 2 veya 3 hafta böyle devam etti. Ama ben asla yılmadım çünkü bu işi hiçbir zaman, başından beri hiçbir zaman para veya ün için yapmadım. 7 yaşından hatta 6 yaşından beri her zaman kamera karşısında olmayı istemişimdir. İnsanları eğlendirmek, insanları bilgilendirmek, insanların karşısında olmak istemişimdir. Ve bunların hepsinden vazgeçip sadece son zamanlarda, son yıllarda yapmaya en çok sevdiğim şey yani video çekmeye devam ettim. Ne kadar izlendiğim, ne kadar like aldığım, ne kadar dislike aldığım önemli değildi. Çünkü bundan daha önce 2 kere dislike'dan dolayı YouTube'u bırakmıştım. İnsanların benden nefret ettiğini düşünüyordum. O kadar emek verip bir şey yaptığınız halde insanların sizden nefret etmesi sizi mahvedebilir. Beni mahvetmişti çünkü. Ve 2 kere pes ettim dediğim gibi. Ama 2 ay önce kendime bir söz verdim dediğim gibi. Hiçbir şeyi umursamayacağım ve sevdiğim şeyi yapacağım. Çünkü ne olursa olsun belki diğer insanlar gibi yüz binlerce kişi beni takip etmiyordu. Yüz binlerce kişi videolarımı izlemiyordu. Belki yüzlerce kişi, belki onlarca kişi izliyordu. Onlarca kişi beni takip etmeyi seviyordu. Ama orada olan onlarca, yüzlerce kişi, belki yüz binlerce değil ama onlar da takipçi. Onlar da beni seven bir kitle. Yani sayılara asla önem vermemeye başladım. Ve bir ay önce dediğim patlamayı yaşadım. Şu anda videolarımı yüz binlerce hatta milyonlarca kişi izliyor. Hayatım boyunca asla ulaşamayacağımı düşündüğüm bir abone sayısına ve hayal bile edemediğim bir izlenmeye sahip oldum. İki ay önce kendime verdiğim sözde gelecek yaza kadar videoların 20.000, 30.000 izlenmeye başlayacak Kürşat demiştim. Kendine güven ve asla vazgeçme demiştim. Ve şu anda kendime verdiğim 10 aylık süreç 1 ayda bitti. Ve kendime verdiğim rakamın tam tamına 20 hatta 30 katına çıktım. Ama hala diyorum, rakamlar gerçekten benim için önemli değil. Son 1 aydır hayatımın en güzel zamanını bana yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize teker teker teşekkür ederim. Hepiniz çok değerli insanlarsınız benim için. Benim için sadece bir rakam, bir sayı veya bir numara değil. Siz beni ben yapan kişilersiniz. Siz olmasaydınız ben asla olmazdım. Sizler sayesinde hayal ettiğim şeye ulaştım. Ve bunun kadar güzel bir duygu olamaz gerçekten. Eğer sizin de YouTube'da bir şeyler başarmak gibi bir hayaliniz varsa benim gibi pes etmeyin. Eğer ben 2 yıl önce başladığım günden 19 Ağustos 2014 tarihinden beridir hiç bırakmadan, hiç pes etmeden video çekmeye devam etseydim belki de bunun 5-10 katı daha iyi bir yerde olabilirdim. Ama bunun bir önemi yok. Çünkü şu anda mutluyum. Şu anda yanımda sizler varsınız. Şu anda beni destekleyen binlerce insan var. Videolarımı izlemek isteyen yüz binlerce insan var. Ve bu gerçekten yemin ederim sahip olduğum en güzel his, sahip olduğum en güzel şey. Ben 19 yaşındayım ve 19 yaşına kadar daha önce ne bir ödül kazanmıştım, ne bir plaket ne de bir madalya kazanmıştım. Ama şimdi YouTube'da 100 bin aboneye ulaştığım için bana verilen bir ödülüm var. Ve bu ödülü sizler sayesinde aldım. Eğer siz olmasaydınız buna sahip olamazdım. Bu ödülü elde etmiş olamazdım. Uykusuz geçirdiğim günler, montaj yapacağım diye okula bir saatlik uykuyla gittiğim günlerin meyvesini şimdi yemeye başlıyorum. Bazen kötü yorumlar alıyorum, evet bu doğrudur. Ama bana kötü yorum yapanlara sizlerin cevap vermesi benim mutluluğuma mutluluk katıyor. Yanlış bir sebepten dolayı beni kötüleyen insana, beni takip eden, beni seven bir insanın yorum yapması kadar güzel bir şey yok. Yemin ederim şu anda yaşadığım hayattan çok memnunum. Ve sizlerle beraber çok mutluyum. Benim Kürşat TV için çok büyük planlarım var. Ve bu planları gerçekleştirirken yanımda olacak, yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Daha önce de söylemiştim, kendime verdiğim sözün dışında birine verdiğim bir söz daha var. Ve bunun da daha büyük bir açıklamasını yakın zamanda zaten göreceksiniz. Burada yanımda olduğunuz için, burada beni desteklediğiniz için size ne kadar teşekkür etsem azdır gerçekten. Şu anda hislerimi belki çok saçma konuşarak, belki çok mantıklı konuşarak sizlere anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten şu anda çok heyecanlıyım, çok kafam karışık, ne dediğimi bile bilmiyorum. Yanlış bir şeyler söylüyorsam çok özür dilerim. Ve şu zamana kadar beni takip eden, beni destekleyen herkese söz veriyorum. Sizi asla yüzüstü bırakmayacağım. Her zaman kendimi geliştirmek için çabalayacağım. Yakın bir zamanda inşallah Allah'ın da izniyle yeni bir mikrofon alacağım. Ve çektiğim videoların kalitesine kalite katmaya çalışacağım. Ve birçok kişi benden biraz öğüt istiyordu ve onlara biraz akıl vermemi istiyordu. Size benim uyguladığım birkaç şey söyleyeceğim. Özgün olmanız gerek. İnsanların sizin videonuzu gördüğü zaman işte bu Kürşat demeleri lazım.
Yani insanların aklında hatırlatıcı bir şey bırakmanız lazım. Mesela benim bilgilendirici videolarım diğer herkesin video sunuşundan çok daha farklı. Ve bu da insanların işte bu Kürşat demeleri için bir sebep. Veya yaptığım giriş. Bu da farklı bir şey. Birçok YouTuber'ın kendine özgü bir girişi var. Sizin de kendinize özgü bir girişiniz olması gerek. Kendinize özgü bir içeriğinizin de olması gerek. Başkalarının yaptığı şeyleri yapmak yerine kendiniz bir şeyler üretmelisiniz. Mesela son zamanlarda tepki videosu yaptığım için insanlar kızgın oluyor biraz. Ama Amerika'da ve Avrupa'da sırf tepki videoları çekerek milyonlarca aboneye ulaşan kanallar var. Önemli olan tepki videosu çekmek değil de önemli olan bence yeni bir şeye tepki vermek. Yeni bir içerik üretip o içeriği insanlara sunmak. İnsanlarda merak uyandırıcı şeyler yapmak. Bu ve bunun gibi bir sürü şey daha var aslında. Neyse, eğer videonun şu dakikasına kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Siz benim yanımda olduğunuz sürece ben her zaman buradayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.